Selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisiniz. Bugünkü videoyu aşağıki balkondan alıyorum yine arkadaşlar. Biz şükür iyiyiz. Bu mandalinaları kışın nasıl muhafaza ettiğimi söyleyeceğim size. Zaten görüyorsunuz da soruyor bazı arkadaşlar. Yeni başlayanlar herhalde daha bilenler zaten biliyor. Arkadaşlar buraya kapalı balkonu aldım. Bu kapalı balkonun ısısı dışarıdan 5-6 derece daha yüksek. Bakın üzerinde hiç çiçek kalmadı. Hiçbir özel muamele, hiçbir özel değişiklik, gübre falan yok. Daha bunları yaz gübrelerini altlarına koymadım biliyorsunuz. Küpelere falan yaptım ama bunlar için daha erken ama yavaş yavaş uyanmalar başladı. Bakın taze bir dal çıkartıyor. Sürgünler başladı çıkmaya. Bunlar da yavaş yavaş ilkbaharın geldiğini farkındalar arkadaşlar. Bu kış bunları 3 defa suladım arkadaşlar. Hiç ilaç böceklenmediler. Geçen sene daha küçüktü. 2 kere böceklenmişlerdi. Bu sene hiç böceklenmediler arkadaşlar. Bu sene abitüre onlarla küpeler beyaz sinek yaptı. Başka çiçeklerim böceklenmedi. Böyle durdukları yerde cama çok yakın. Hem arkalarında cam var hem yan taraflarında cam var. Işık aldıkları zaman problem yok arkadaşlar. Bir de aşırı soğuğa dışarıda bıraksın hemen ölürler. Çünkü çok dayanıksızlar. Bakın yanında bir tane karides çiçeği var. 1,5 metreden fazla boyu. Çiçeklerini göstereyim size. Çiçek olduğunu bile anlamayacağınız yeşil arkadaşlar. Çiçek rengi yok. Çünkü bunu ben az önce buraya getirdim. Bu benim yatak odamdaydı arkadaşlar. Oraya camın önüne koymuştum. Büyük diye balkona sığmamıştı. Bu da dışarıda bırakırsam ölür. Ama biraz da çok korkak değil yani ötekiler kadar. Balkonda olanı göstereceğim az sonra size. Onu da yeni yetiştiriyorum. Onun renkleri belli arkadaşlar. Çünkü burada daha çok ışık alıyor. Bu sadece sabah güneşinden faydalandı. Benim yatak odam sabah güneşini doğar doğmaz alıyor. Öğleden sonra güneş yok. Ama buradaki hem kuzey hem güney cepheden gelen ışıktan faydalandı. Aynı muamele, aynı toprak. Göstereyim size rengini. Zor geliyorum buraya da arkadaşlar. Bakın bu camın önündeki karides çiçeği. Ne kadar güzel rengi. Orijinal rengini koruyor. Neden? Çünkü böyle camın önünde. Size ben her zaman söylüyorum arkadaşlar. Bu çok bilgili olduğumdan değil, sadece tecrübelerimi paylaştığımdan. Bu arada sarı karidesimin çiçekleri artık gittiler. Çok uzun durdular üstünde arkadaşlar. Çiçeklere verdiğiniz, hazırladığınız topraktan çok bence bulundukları konum önemli. Konum topraktan bir adım önde geliyor arkadaşlar. Bunu her zaman söylüyorum. Ve de her zaman tecrübeler bunu gösteriyor. Yoksa en güzel toprakları hazırlarız. Sıcak iklimlerdekiler küpeli yetiştirirler, cam güzeli yetiştirirler. Biz de orada yetişen çiçeklerden yetiştirebiliriz. Ama öyle olmuyor işte. Çiçeklerimiz yerini beğenmezse hayatta olmuyor arkadaşlar. Konum çok önemli. Şimdi bazı çiçekler bizim bahçede çok güzel oluyorsa bunda benim sevgimin, ilgimin yanı sıra arkadaşlar bahçenin konumunun da çok önemi var. İkliminin de çok önemi var. Buraya uygun bitki bulduğumuzda çok güzel oluyor. Abitronlarımı gösteriyorum size. Bu benim klasik kırmızı olan. Hemen yanında minyatür var. Bunun üzerinde çiçek yok. Bakın bu da pembe olan. Tohumdan çıkan. Bu da tohumdan çıkan arkadaşlar. Bu orada çıktı demiştim ama bu renk oldu.
Koskoyuydu bunun şeyi, goncası. Ama hepsi çok farklı. Bu da en son Kandıra'dan aldığım mandalina gibi arkadaşlar. Turuncu bir avitilon. Bir de benim sarım var biliyorsunuz. Onun üzerinde şu an çiçek yok galiba. Tomurcukları var. Öyle arkadaşlar. Tohumdan da çok kolay yetişen bir bitki. Ben bunu tohumlarını ilk önce Zengerdan'dan almıştım arkadaşlar. Çıkmışlardı ama büyümemişlerdi. Sonra kendi tohumlarımdan çelikten ürettim. Sonra da Emine ablacığımın getirdiği tohumlardan bunları üretmeye başladım. İşte bakın böyle çok güzeller. Daha ne güzellikler gelir bilemiyorum. Tohumlar bittikçe kıyıp da ekemedim hepsini. Ne olur ne olmaz belki çıkmaz diye. İlkbaharda ekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Bakın bu da bir şekil. Çarkı felek arkadaşlar. Pasiflora ligoris galiba. Okutunca öyle çıkıyor. Ama nasıl bir şey olur bilmiyorum. Bunu fide getirmişti Emine abla. Ama tohumdan da çıkanlar var. Yaprakları buna çok benziyor. Bu da benim sespenyam. Bunu bile dışarıda bırakamıyoruz burada arkadaşlar. İçeri aldım. Yapraklandı ve de üzerlerinde tohumcuklar oluştu. Büyük bir ihtimalle biraz daha içeride durursa açacak arkadaşlar. Bugün bu sardunyalarıma da hafiften bir dokunuşlar yaptım. Şöyle yüzlerine biraz nur geldi. Suyu yedikleri için. Bu da benim okuliptusum. Bir gün bir sevdiğimi buket yaparsam dallarından keser, aralarına koyarım. Kokusu çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Bana şeyi hatırlatıyor. Eskiden yeşil çivili sakızları vardı bizim gençliğimizde. Aynı yeşil çivili gibi kokuyor ezdiğimiz zaman. Biraz da şöyle çiçek rengi görelim. Yabancı bir köpek geldi. Nece bağırıyor yine. Bu benim Verigata küpem arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bana geldi geleli hiçbir değişiklik yok. Talhacığım çok teşekkür ederim sana çocuğum. Böyle olduğu gibi çiçek arkadaşlar. Bunu da güzelce ıslattım. Islattım derken yağmur suyunu çıkardım. Bütün küpeleri arkadaşlar. Onlar hala dışarıda. Bunun virgatı olmayan yerlisi de dışarıda ama bu biraz nazlı nazenin olur diye düşündüm. Verigata'yı alacalılar biraz nazlı oluyorlar. Bunu onun için içeri aldım arkadaşlar. Şu güzelliğe bakın kıyamadım. Onlardan tutturdum zaten bu tutmadı. Bundan da ektim ama tutmadı. Bakın sardunyalarım ne kadar sağlıklı arkadaşlar. Tomurcuklar daha yeni yeni geliyor. Bu zaten 12 ay açan bir sardunya çıktı. Burada biraz hoşça gözüküyor mor arkadaşlar. Biraz daha koyu burada sıkkinden. Japon gülleri de Gonca'da. Cam güzellerinin hepsini hallettim arkadaşlar. Sadece hava ısınıp dışarı çıkmayı bekliyorlar. Gübrelemeleri, saksı değişimleri hepsini hallettim. Bir tek uzun saksıya alınacaklar var. Dikenler taçlarımı da bugün hadi bismillah deyip yine taşıdım yukarı arkadaşlar. Onları dışarıda bırakamadım. Hava sıcaklığı yeniden sıfırlara düşüyor. Riski göze alamadım ama küpeleri almayacağım. Onlar dışarıda duracak arkadaşlar. Onlar bu ısıya dayanır. Rabbim şu cam güzellerine ne kadar güzel bir kolay bir güzellik de vermiş. Çingene çalvarlarımız. Böyle biri Emine ablanın biri benim. Bu küpeler de öyle. Biri onun biri benim. Kesin bu büyüğünü alır. Gerçi bunun da yavrusu var. Hangini seçer bilemiyorum. Cezmi abi arkadan söylüyordu. Güzeli hangisi ise onu alır diye. Bunlar yağmura kandı doydu arkadaşlar. 3-4 gün yağmurun altında kaldılar. Hala da dışarıda yağmur soğuk fırtına devam. Böyle.
Bikenler taçları, milliler her zaman güzel, her zaman revaçta. İki seferdir çekimde. Buraya gelince soğuktan mı oluyor, ne yapıyor? Buhar yapıyor telefon arkadaşlar. Şöyle güzellikler. Rabbim isteyen herkese nasip etsin. Nasip etmesi için de isteyip, arayıp sonra da bakmanız gerekiyor arkadaşlar. Bedava güzellik de olmuyor. Emek istiyor, uğraş istiyor işte böyle. Taşı içeri, taşı dışarı, yağmura koy. Gübre taşı, toprak taşı. Ömrümüz böyle geçiyor. Rabbim sağlık sıhhat versin de hep sevdiğimiz işlerle uğraşalım. Her nereden izliyorsanız arkadaşlar, desteğiniz için, çiçek arkadaşlığınız için, çiçek dostluğunuz için hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Yeni videolarda buluşmak, görüşmek dileği ile. Soğuk bir Ahmet Acılar'dan hepinize selamlar, sevgiler arkadaşlar. Ne kadar soğuk olsa da ağaçlar yeşeriyor, çimenler uzuyor. Bahar geliyor. Baharın ayak sesleri duyuldu arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın, huzurla kalın. İstediğiniz her çiçeğe ulaşma şansı versin Rabbim hepiniz. Sizi seviyorum.